Herkese merhaba. Eğer siz de böyle bir Amerikalı, bir buralı gibi konuşmak istiyorum diyenlerdenseniz videoyu izlemeye devam edin. Çünkü böyle çok hızlı bir şekilde çok güzel şeyler öğreniyor olacağız. İngilizce videolarımı çok severek izlediğinizi biliyorum. Ben de bunlara böyle arada daha kısa defterinizi, kaleminizi alıp eşlik edebileceğiniz ve yepyeni şeyler öğrenip onları çabucak uygulayabileceğiniz videolar haline getirmek istedim. Öyle bir şey katmak istedim daha doğrusu. Evet, kısa sürede İngilizce öğretmem mümkün değil ama hem kendime hem size faydalı olabilecek yeni aslında bilgiler İngilizce'de öğrensek nasıl olur diye düşündüm. O zaman hazırsanız başlayalım. Bu videoda size İngilizce dilinde en çok, en sık kullanılan aslında deyimlerden bahsedeceğim. Bahsedeceğim demeyeceğim çünkü çok net hani ne olduğu ve anlamı. Bunlar gerçekten televizyonda, dizilerde, filmlerde ya da bir Amerikalıyla konuşurken çok sık duyabileceğiniz deyimler. Ve ben bunların karşılıklarını mümkün olduğunca Türkçe'de bizim de kullandığımız, bizim de daha aşina olduğumuz karşılıklar haline getirmeye çalıştım. Şimdi böyle kısa bir deyimleri üstünden geçtiğimiz bir video olacak aslında. O yüzden defterinizi, kaleminizi, not kağıdınızı, belki de telefonunuzu alın ve beğendiklerinizi, kullanmak istediklerinizi not etmek için hazırlanın. Çünkü bu deyimleri kullandıktan sonra siz de aslında bayağı buralı gibi bir İngilizceye sahip gibi görünebilirsiniz. Ya da bir diziyi, filmi izlerken karşınıza çıkabilir, ya ben bunu biliyorum diyebilirsiniz. Ya da bir Amerikalı birini dinlerken bir şey dediğinde demek ki bunu demek istiyormuş diye daha hakim olabilirsiniz. Çünkü aslında bir dili öğrenseniz bile bu tarz deyimler işin içine girince biz o kadar Türk mantığında düşünüyoruz ki hiçbir şey anlamıyoruz. Ya da bir işte belki bazen şey oluyor, Amerikan komedisi bir şey izlediğinizde neye güldüler falan oluyoruz. Orada tabii kültür farkları da giriyor işin içine ama deyimler bence bu farkı birazcık kapatmak için en güzel başlangıç. Tamam, çok konuştum, başlıyoruz. A blessing in disguise. A good thing that seem bad at first. İlk başta kötü görünen ama iyi olan bir şey. A dime a dozen. Something common. Biraz değişik ama 5 para etmez. Beat around the bush. Avoid something you don't wanna say usually because it's uncomfortable. Sözü dolandırmak. Better late than never. Better to arrive late than not to come at all. Geç olsun, güç olmasın. Bite the bullet. To get something over with because it's inevitable. Kaçınılmaz olan bir şeyi atlatmak. Break a leg. Good luck. Bol şans, başarabilirsin. Bunu yapabilirsin. Call it a day. Stop working on something. Bugünlük bu kadar yeter. Cut somebody some slack. Don't be so critical. Biraz gevşe. Çok ciddiye alma. Ve eleştirici olma. Cutting corners. Doing something poorly because you don't have the money or to save time. Ucuza halletmek. Easy does it. Slow down. Sakinleş. Get out of hand. Get out of control. Yoldan çıkmak. Get something out of your system. Do the thing you wanna do for so long so you can move on. Devam edebilmek için yapmak istediğin şeyi yap. Get your act together. Work better or leave. Daha iyi çalış ya da git. Give someone the benefit of doubt. Bu kelimede hep zorlanıyorum. Doubt. Trust what someone says. Birinin ne dediğine güven. Go back to the drawing board. Start over. Baştan başla. Hang in there. Don't give up. Pes etme. Hit the sack. Go to sleep. Kafayı vurup yatmak. It's not rocket science. It's not complicated. O kadar da karmaşık değil. Let someone off the hook. To not hold someone responsible for something. Paçayı kurtarmak.
long story short. Tell something briefly. Bu benim en sevdiklerimden. Uzun lafın kısası. Miss the boat. It's too late. Fırsatı kaçırmak. No pain, no gain. You have to work for what you want. İstediğin şey için çalışmalısın. Ya da seven dikenine katlanır gibi bir şey de olabilir. On the ball, doing a good job. İyi bir iş yapmak. İyi bir iş başarmak. Pull someone's leg. To joke with someone. Birine şaka yapmak. Pull yourself together. Calm down. Kendine gel. So far, so good. Things are going well so far. Şimdilik her şey yolunda. Şimdiye kadar her şey iyi. Speak of devil. The person we were just talking about just came. İti an çomağı hazırla. That's the last straw. My patience has run out. Bardağın son damlası. The best of both worlds. The ideal situation. İdeal bir durum. Time flies when you're having fun. You don't notice how long something lasts if you are having fun. Eğlenirken zaman uçar. To make matters worse. Make a problem worse. Sorunları daha da kötüleştirmek. Under the weather. Sick. Hasta. We'll cross that bridge when we come to it. Let's not talk about that problem right now. Şimdi bu problem hakkında konuşmayalım. Wrap your head around something. Understand something complicated. Karmaşık bir şeyi anlama. You can say that again. That's true, I agree. Onu tekrar söyleyebilirsin çünkü katılıyorum. Your guess is as good as mine. I have no idea. Aynı senin gibi benim de hiçbir fikrim yok. Evet, deyimlerin sonuna geldik. Umarım bu video böyle kısa ve öz olmuştur ve hoşunuza gitmiştir. Buradan ya ben bunu duymuştum, bu muymuş ya da şimdi ben not aldım artık biliyorum, anlayacağım diyerek çıkarsınız diye umuyorum. Eğer bu tarz böyle kısa bilgiler aldığınız ve sizi daha İngilizceye yaklaştıracak, daha iyi konuşmanızı sağlayacak küçük tiyolarla dolu videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen aşağıda bunu bana belirtin ki bunlardan daha fazla yapayım. Videoyu like etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Amerika'daki yaşamı daha çok görmek için de beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bye bye.